söylememi istiyorsunuz? Yeri gelmişken bir izleyicimizin sorusuyla da bütünleştirerek, birçok izleyicimizin bu 15 gün açılışta 15 günde bir meselesine bir atıfta bulunduk. Canlı yayında artık ben bu vebalden kurtulmak istiyorum. Kadir Bey eğer bundan sonra uygunsa biz 15 günde bir ağırlamak istiyoruz. Şimdi sizden alalım biz bu sözü. Kitap 650 sayfa. Ben bunu bu sene yazdım. Daha yeni bitmiş olması lazım. Yeni biten matbaada, o da bunun kadar bir kitap. İslam tarihinin ikinci cildi. Eğer evveliyatı olmasa şu adam bir adam normal adam 2 senede yazamaz. 600 küsür kaynak var burada. Ve ben ezber bozan bir adamım. Ezber. Mesela İslam tarihinde herkesin tekrim ettiği Selahaddin Eyyubi'nin alçak, aşağılık, rezil bir adam olduğunu söyledim. Kimsenin aklına gelmez. Birinci ciltte Tarık bin Ziyad gemileri yakmış. Tabir bile olmuş. Gemileri yakmak. Hiç asları yok. Bizans gemileriyle İspanya'ya çıkmış. Bir gemi yakılmış değil. Yalan. Söylediğimi de ispat ederek öyle havai bilmem laklaka şey yapanlar, program yapanlar, bana hücum edenler, akıl hastasıdır bilmem nedir. Çıkar akıl hastası olduğuma dair raporunu göreyim bakalım. Murat Bardakçı'nın seninle alıp vereyim mi diye midir? Konuşma, adını bile duymak istemiyorum. Peki. Kulaklarımı tıkarım. Yani. Bana de ki sen şunu yanlış söyledin arkadaş. Diyor ki Vahidettin'in şeyini, müdafasını yanlış okumuş. Hangi kelimeyi yanlış okumuş? Böyle afaki, ulu orta hücumlara ben cevap vermem. Ben karşımda adam gibi adam isterim. Davası için dar ağacına gitse sözünden dönmez adam isterim. Ben 100 yılda yaşadım bu yaşa kadar. Bir ikinci yüzüm yok. Askeri mahkemede de aynı yüz. Dostlarımla konferans verirken de aynı yüz. Ben daima Osmanlı kaldım. Ve onun müdafiyim. Ve Osmanlı'ya karşı olan herkese karşıyım. Bu babam da olsa. Bir adam sövüyorsa Osmanlı'ya tenkit ederim. Kemal Paşa da olsa, İsmet Paşa da olsa, Kazım Karabekir de olsa benim için fark etmez. Yaptığı bir iyilik varsa o ayrı bir iştir. Yanlışına yanlış derim. Hanım bana tarizde bulunuyor. Burada Nevzat Yalçıntaş 40 sene evvel bana anlattı. Mustafa Kemal Paşa'yı Müslüman göstermek için vesika uydurduk planlamada. Medine haremini Vehhabiler yıkacakmış da telgraf çekmiş de yıkılmayı önlemiş. Uydurduk dedi. Şimdi bunu doğru diye anlatıyor. Ben de buraya yazdım. Ey Nevzat, benim 50 senelik arkadaşım. Bana mı yalan söyledin? Şimdi millete mi yalan söylüyorsun? Babam olsa 50 senelik arkadaşım. En çok sevdiğim insanlardan biri. Ama bana başka türlü anlattın. 40 sene sonra millete başka türlü anlatıyorsun. İslam'ın hilafetini yıkan, yazısını değiştiren, medresesini kapatan, hocasını aslan sayar mı da Medine'yi kurtaracak? Buna bardakçı bile inanmıyor da sana itiraz ediyor. Peki efendim, süremizi aşıyoruz. Hatırını saymadım, burada yazdım. Babam da olsa yazarım. Peki. Ben böyle geldim. Mussolini diyor ki beni öldüğüm zaman dik gömün, mezara yatırmayın. Ben de diyorum ki beni bir Osmanlı öldü diye gömün. Hayatım boyunca böyle yaşadım. Ben bir cihan imparatorluğu varisiyim. O idrakten kopmuyorum. Bu milleti Mustafa Kemal yaratmadı. Bu bir safadır. Doğrudur, yanlıştır. Bu millet minel ezel ile ebed vardır ve var olacaktır. Bu palavralara itiraz etmek ne akıl hastalığıdır ne vatan ihanetidir.